Efendim, sağdaki son durumu alabilir miyiz savaşla ilgili olarak? Ситуація, звичайно, залишається непростою, оскільки продовжуються спроби Російської Федерації України. Tabii durum hiç kolay değil olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü Rusya Federasyonu hem Donbas'ta hem de Ukrayna güneyinde saldırmaya çalışmaya devam ediyor. Продовжує жорсткий спротив агресору. En zor durum Mariupol'de kalmaya devam ediyor. Çünkü oradaki kuşatma altına alınmış Azovstal'deki garnizonda saldırgana karşı koymaya devam ediyor. Звичайно, президент і уряд України працюють над тим, щоб евакуювати якомога. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Ukrayna hükümeti, tabii ki de oradaki sivilleri tahliye etmek için çalışmaya devam ediyor. Bunun için hem arabulucu olarak diğer ülkeler dahil ediliyor, hem de uluslararası örgütlerin de işe dahil olması da söz konusu. Fakat gerçekten Luhansk ve Donetsk bölgelerinde gerçekten zorlu ve çok zor çatışmalar devam ediyor. Скоріше за все, російським військам поставлено завдання до 9. Herhalde Rus ordusu şöyle bir talimat aldı. Sözde 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde belli başarılar elde etmeleri emredildi. Але як ви знаєте, з, мабуть, medyadan da bildiğiniz gibi bizim ordumuz savunmaya devam ediyor ve düşmanın daha fazla topraklarımızı ele geçirmesine müsaade etmiyor. На жаль, продовжуються терористичні атаки. Maalesef sivil tesislere ve sivil şehirlere füzelerle terör saldırıları devam ediyor. Тисячі людей загинули, в тому числі 220 дітей вбито. 200 çocuk dahil olmak üzere binlerce insan hayatını kaybetti. Evet, efendim, 8 Mayıs'ta Anma ve Uzlaşma Günü kutlanıyor Ukrayna'da. Bunun önemini sizden dinleyebilir miyiz? Україна перебувала в зоні бойових дій і більше ніж 8 мільйонів українців загинули. Aslında bu Ukrayna halkının tarihinde en önemli günlerden biridir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı zamanında tüm Ukrayna fiilen çatışma bölgesinde bulunuyordu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık olarak 8 milyon Ukraynalı hayatını kaybetti. Союзу визволяли Європу. Eski Sovyet topraklarında faşizme karşı savaşan Kızıl Ordu'nun %20'si Ukraynalılardan oluşuyordu ve bu insanlar Avrupa'yı da Nazilerden kurtarıyordu. Це для нас насправді день пам'яті і ми вшановуємо жертви. Bu bizim için bir anma günümüz ve biz kurbanlarımızı saygıyla anıyoruz. Ve bugünün sloganı gayet basit ve anlaşılır. Bir daha asla. Bizim bu zafere katkımız gerçekten çok büyük ve gerçekten çok değerli oldu. O yüzden biz herkesten çok barışı istiyoruz. Geleneksel olarak bu o gün, yani 9 Mayıs günü aslında hayatını kaybedenleri anma günüydü. І ми так само вшановуємо і пам'ять про тих, хто за біз де о савашта хаятини кайбаданлері сайгилі анюрус ве саджі о савашта ді артикен шуан дамамадан савашта да айне шекілді чунку бутюм Україна халки герчек бі анма дюні. Ми вже давно відійшли від ки бу інсанлар герчектан бамсіз olmak için ve kendi özgürlükleri тобто, için mücadele etmek. Ми себе ведемо як звичайна європейська держава. На цьому, натомість в Росії, знову ж таки повторюся, це стало святом війни і ті символи, які вони використовують, це символи агресії. Bunun aksine Rusya'da bu bir savaş bayramına dönüştü ve kullanmış oldukları semboller bu aslında saldırganlığın sembolleri. Мови вона немає, але вона є перше відзначенням агресії. З другого боку, що в часи Першої світової війни фашизмом, це насправді не так. Ve bunu unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda Rusya'da sadece nazizme karşı kazanan tek devlet olarak kendini göstermeye çalışsa da hiç öyle değil. Rehvore. Türk tarafının yardımları sayesinde İstanbul'da gerçekten verimli bir toplantı gerçekleştirdik. І ми дякуємо за ці зусилля, які були докладені президентом Ердоганом, міністром Чавушоглу за можливість зустрітися і провести такі переговори.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun özellikle yani söz konusu toplantının organize edilmesi noktasında sağlamış ve sarf etmiş oldukları çabalar için minnettarız. Porozumeniye. Rus tarafına ilettiğimiz önerilerimiz aslında müzakere sürecinde bir anlaşmaya varmamız için bir umut veriyordu. В ночи вы бачите, что уже прошло більше ніж місяць, і пізніше вернутися можливо до стіл переговорів. Fark ettiyseniz bir aydan fazla bir süredir Rusya'nın herhangi bir öneriye de cevap gelmedi ve herhangi bir şey olmadı. Fakat bununla birlikte Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor ve sanki müzakere masasında değil de özellikle sahada bazı şeyleri yaparak sadece ondan sonra müzakere masasına dönmek isteyebileceğini düşünebiliriz. Так само закликаю не ставити знаку різниці між двома сторонами. İstanbul süreciyle ilgili olarak tekrardan çağrı gelinirse Rusya, Türkiye, Ukrayna'nın görüşmesi önümüzdeki zaman diliminde olabilir mi? Звичайно, якщо буде для цього зміст і буде підготовлено відповідні документи до переговорів чи до підписання. Bu görüşmeyi doldurabileceğimiz bir içerik, bir konu olursa tabii ki de ve aynı zamanda söz konusu görüşme sırasında imzalayabileceğimiz belge hazır olursa neden olmasın? Для нас головне досягти результату і припинити війну. Bizim için en önemlisi sonucu elde etmek ve bu savaşa son vermek. Ulici Vankari. Ve söz konusu müzakere sürecinde bu sonucu elde edebilirsek bu müzakere toplantısını ya İstanbul'da ya da Ankara'da düzenlemek çok son derece anlamlı olacaktır. І нам потрібно розуміти, що буде таку систему, яка не допустить повтору.